Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Şöyle bir anekdotla derse başlamak istiyorum. Rahmetli hocamız İhsan Efendi hocamız böyle tabiri caizse su gibi ibare okurdu. Başladığı zaman Arapça ibareleri böyle takır takır giderdi. Hep hayrandık ibare okumasına. Hacı Dursun Efendi Hazretleri'nin yetiştirdiği nadide şahıslardan birisiydi. Kendisiyle Gazi Bey Zafi tefsiri okutuyor bize. Taha suresini okuyorduk hatırıma kaldığı kadarıyla. Gazi Beyzavi tefsirinde bazı yerler böyle muğlak geçti. Hocamızın, rahmetli hocamızın kafasında çok netleşmedi. Onunla beraber Halil Gönenç Hoca Efendi'yi ziyarete gittik. Halil Gönenç Hoca Efendi'yi ziyarete gidince, Halil Gönenç Hoca Efendi'ye o muğlak olan yerleri sordu. Dedi ki hocam, Gazi'de şöyle müşkilatımız var, bir bakabilir miyiz? Gel kardeşim dedi, getir. Hemen Gazi Beyzavi indirdik. Rahmetli hocamızın müşkilat olarak onun önüne koyduğu Halil Gönenç Hoca Efendi için peynir ekmek gibi böyle sanki 40 defa üzerinden geçmiş gibi tık 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 üzerinden geçti. Oradaki problemler tefsirle ilgili problem değildi arkadaşlar. Oradaki problemler ya nahiv ile ilgili veya maani ilmiyle ilgili bir problemlerdi. Yani siz maniden sadece telhisteki özeti bilirseniz, onu da tam bilmezseniz, nahiden siz sadece işte kafiyenin veya izharın anlattıklarını bilir, onu da tam bilmezseniz, o zaman karşınıza çıkacak olan tefsirde, fıkıhta öyle bölümler çıkar ki karşınıza, ibareyi anladım zannedersiniz, anlayamazsınız. Halbuki anlamamışsınızdır. Yanlış mana verirsiniz fark edemezsiniz. Yanlış hüküm çıkarırsınız fark edemezsiniz. Bunun örnekleri çoktur. Dolayısıyla bir insan tefsirde ne kadar tebahhür ederse etsin, fıkıhta ne kadar tebahhür ederse etsin, mutlaka mani bilgisi ve nahiv bilgisi durmadan gelişmesi lazım. Bunu geliştirmek lazım. O bağlantıyı kesmemek lazım. Biz şimdi sizinle Molla Cami okurken bir taraftan nahiv okuyoruz ama Molla Cami kendisi edip bir şahıs olması münasebetiyle yaptığı açıklamalarda hep nükteleri düşündüğünden, ilmi maninin gerektirdiği, üzerine parmak bastığı nükteleri düşündüğünden dolayı biz sık sık buna vurgu yapmış olacağız. Yani biz sizinle şimdi hem Molla Cami okuyoruz hem de ilmi maniden kesintiler çaktırmadan dersin içerisine yerleştirmiş oluyoruz. Şimdi elhamdülillah cümlesinde küllü hamdin minel ezeli ilel ebedi min eyyi hamidin kâne ala eyyi mahmudin veka'a diye bir tefsir yapmıştık. Bu tefsir bir kısmı sarf nahiv ile alakalıdır ama bir kısmı da büyük bir kısmı da mani ile alakalıdır. Faalin terki ne içindir? Mef'ulün terki ne içindir? İsnat fiil cümlesiyle olması mümkün olduğu halde veya aslı fiil cümlesiyle olduğu halde isim cümlesine neden udul edilir? Bunun nüktesi nedir? Bunlar orada izahta geçmiş oldu. Şimdi musannif Molla Cami Hazretleri elhamdülillahi demedi de elhamdüliveliyyihi dedi. Şimdi elhamdüliveliyyihi demiş olması, elhamdülillah alışılmış olmasına rağmen elhamdüliveliyyihi demesinin sebebi ne olabilir? Doğru mu? Yani elhamdülillah Kur'an da öyle başlıyor. Elhamdülillah diye başlıyor. Herkes aşağı yukarı %98 eserine başlarken elhamdülillah diye başlar. Burada işi değiştirdi. Bir değişiklik yaptı. Elhamdüliveliyyihi diyerek başladı. Burada arkadaşlar üslubu değiştirmek küllü cedidin lezîzün kuraldır. Küllü cedidin lezîzün her yeni bir tadı vardır, bir rağbeti vardır, bir güzelliği vardır. Öyleyse lillah diye alışılanın yerine liveliyyihi diye getirilmiş olması küllü cedidin lezidün kabilinden değerlendirilebilir. Bir olayı bu açıdan değerlendiririz.
Elhamdü, bütün hamdler kime mahsustur? Li veliyihi, hamdin sahibine aittir. Şimdi arkadaşlar, elhamdülillah demeyip li veliyihi demesinin bir gerekçesini bu olarak ifade edebiliriz. Başka bir gerekçesi, telhis okumuştunuz, doğru mu arkadaşlar? Şimdi elhamdülillah, burada lillah demiş olsaydı ne olacaktı? İsmini zikretmiş olacaktı Cenab-ı Hakk'ın. Doğru mu? Li veliyihi deyince ismini zikretmedi. Hamde sahip olan dedi. Hatırlar mısınız telhiste? Bazen müstedilihin ismini terk etmek tazımdan dolayı olur. Yani senin ismini almaya benim ağzım layık değildir. Senin ismini zikretmeye benim ağzım layık değildir. Benim ağzım günahkar bir insanın ağzıdır. Öyle mübarek bir ismi zikretmeye elverişli değildir. Burada elhamdülillah diyecek yerde li veliyihi demesinde tazım maksadı da olabilir. Bunu da ikinci bir nükte olarak zikretmiş olduk arkadaşlar. Peki başka ne olabilir? Yine telhisteki bilgiyi hatırlarsanız arkadaşlar, özel ismini zikretmeyip özel isminden başka bir kelimeye udul etmek iddia-i taayyun için olabilir. Bazen litaayyunihi, bazen liddia-i taayyuni. Kelimeler yavaş yavaş hatırlayacaksınız herhalde. Litaayyun ev liddia-i taayyun. Mesela arkadaşlar, İstanbul valisi geldi desem, ismini zikretmedim, İstanbul valisi dedim. Liddia-i taayyun mi, litaayyun mu? Bu litaayyun. Bu muayyendir. Efendim, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı geldi. Adını zikretmedik, Cumhurbaşkanı dedik. Çünkü burada litaayyun vardır. Doğru mu? İstanbul'un en zenginini gördüm. Bu da taayyun mu yoksa iddia-i taayyun? İddia-i taayyun. O zaman burada elhamdülü veliyyihi dediğimiz zaman arkadaşlar, elhamdü, bütün hamdler kime mahsustur? Li veliyyihi, hamdin sahibine aittir. Yani burada musannif neyi iddia ediyor? Musannif burada, herkes bunu kabul etmediği için söylüyorum. İstanbul valisi dendiği zaman herkes artık İstanbul valisi budur. Burada taayyun etmiştir. Elhamdülü veliyyihi de bütün hamdlerin Cenab-ı Hakk'a ait oluşu taayyun müdür yoksa iddia-i taayyun müdür? İddia-i taayyundur. Biz bunu böyle kabul ediyoruz. Ama buna kafası basmayanlar var mıdır? Vardır. O zaman bizim açımızdan nedir? Her ne kadar muayyen olsa da başkaları açısından, genel açıdan baktığımız zaman burada iddia-i taayyun. Yani elhamdülillah demeyip de elhamdülü veliyhi dediğim zaman zaten anlaşılır. İsmini zikretmeye gerek kalmaz. Demek ki elhamdülü veliyhi deyince küllü cedidin lezid kabilinden bir yeniliğin getirdiği bir zarafet vardır. İki, bu Zat-ı Pâki Sübhani'nin ismini ağzıma almak, haşa benim ağzım günahkar bir insanın ağzıdır, tazım maksadıyla olabilir. İddia-i taayyün dediğimiz, efendim zaten hamde sahip olan olsa olsa Allah'tır Celle ve Ala Hazretleri demiş oluyoruz. Peki, elhamdülü veliyi. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir toplantıya katılmıştık, din görevlileri toplantısına. Orada bir seminerde, ben de seminerci idim. İman-amel ilişkilerinden bahsederken. Hoca arkadaşlardan birisi soru sordu. Dedi ki, Estaizu billahi ve men yaktul mu'minen muteammiden fe cezauhu cehennemu haliden fiha. Bir mümini kasıtlı olarak bir insan öldürürse, ebedi cehennemde kalır diyor. Hani biz ehli sünnet mezhebi olarak ne diyoruz? Kebair, ebedi cehennemde kalmayı gerektirmez, küfrü gerektirmez diyoruz. Ama burada bir mümini kasıtlı olarak öldürmek kebiredendir. Allah Celle ve Ala Hazretleri bunun ebedi cehennemde kalacağını söylüyor. Ne cevap verilir buna arkadaşlar? Bildiğiniz bir cevap var mı? Efendim? Helal sayarak. Helal sayarak çıkmadık ya, ayette yok öyle bir şey, nerede? Yani biz öyle diyoruz, helal sayarak olursa. Arkadaşlar, buna şöyle bir cevap verilmesi mümkündür. تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْمُشْتَقِّ يُف۪يدُ عِلِّيَّةَ مَأْخَذِ الْاِشْتِقَاقِ. Bu ifadeyi duydunuz mu? Bilgi dağarcınızda bu var mı? تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْمُشْتَقِّ يُف۪يدُ عِلِّيَّةَ مَأْخَذِ الْاِشْتِقَاقِ. Ne demektir?
Mesela unsur yardım et. Kime? Zeyden, Zeyd'e yardım et dersen, Zeyd'e yardım etmeyi talep etmiş oldun. Gerekçesi yok burada. Ama unsur Zeyd'enil fakire, fakir olan Zeyd'e yardım et dediğin zaman, Zeyd'e yardımın gerekçesi fakirliktir. Yani bir hükmü, hüküm müsnedin müsnedileyhe isnat edilmesi, yani isnat bir hükümdür. Nispet, taalluk bunlar da birer hüküm olabilirler. Hüküm verilen bir karardır. Sen bir hükmü muştak bir kelimeye bağlıyorsan, me'hedi iştikak dediğimiz o kelimenin kökü o hükmün illetidir. Yani elhamdü bütün hamdler muhtedadır, liveliyi haberdir. Doğru mu? Burada hükmü nereye bağladık? Muştak bir kelimeye bağladık. Lillahi desek muştak bir kelime olmayacaktı. Elhamdü liveliyi deyince muştak bir kelimeye bağladık. Bunun kökü yani velayet kökü hükmün illetidir. Neden bütün hamdler sahibine aittir? Sahibi olduğu için, velayetinden dolayı. Neden bütün hamdler Allah'a aittir? Velayetinden dolayı. Hepsine vali olduğundan, sahip olduğundan dolayı. Biraz önce verdiğim fakir misalinde olduğu gibi. Ekrim Zeydenil fakire dediğin zaman Zeyd'e ikram et, fakir olan Zeyd'e ikram et. Burada gerekçeyi de söylüyor. O zaman وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا Bir insan mümini öldürürse, müteammiden kasıtlı, yani mümini imanından dolayı öldürürse demektir. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا İnanan bir insanı, yani inandığından dolayı, burada katlin sebebi nedir? تَعْلِيكُ الْحُكْمِ Burada hükmü bağladık. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا Katli bir mümine bağladık. Doğru mu? Nispet ettik, taalluk ettirdik. Nedir mümin? Müştak bir kelime midir? Müştak bir kelimedir. Bunun me'hedi iştikakı nedir? İmandır. Yani bir insan katli neden dolayı gerçekleştiriyor? İmandan dolayı gerçekleştiriyor. Bu adam mümindir. Madem mümindir ben bunu öldürmeliyim derse zaten bunu kim yapar? İmanından dolayı katil işini kim gerçekleştirir? Mümin olmayan, mümin olanlara düşman olan gerçekleştirir. Demek ki وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا dendiği zaman mümini imanından dolayı kim öldürürse elbette helal kabul ederek meselesi de onun ilave bir şeyi olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada elhamdülü veliyyihi dediğimiz zaman mevcut nüktelere ilaveten te'alikul hukmi bil müştakki yufidu illiyete me'hedil iştikak hükmünce bütün hamdler Allah'a aittir demiş oluyoruz. Neden ona aittir? Livelayetihi, hepsinin sahibi olduğundan dolayı demiş olduk. Evet arkadaşlar, elhamdü bütün hamdler liveliyihi, o bütün hamdlerin sahibi olan Allah'a aittir. Peki, geçiyorum burasını arkadaşlar. Vessalatu ala nebiyyihi, vessalatu bütün salatlar ala nebiyyihi, o hamdin velisi olan Allah'ın nebisi üzerine olsun. Şimdi arkadaşlar vessalatu ala nebiyyihi bu atful mufret alel mufret midir? Atful cümle alel cümle midir? Yani vav atıf harfidir. Bu ya elhamdü li veliyyihi cümlesi üzerine vessalatu ala nebiyyihi es-salatu mubteda ala nebiyyihi haber. Bunun mecmuunu elhamdülü veliyyihi üzerine atfetmiş olur. O zaman buna ne diyoruz? Atful cümle, alel cümle olmuş oluyor. Şöyle de olabilir. Vessalatü'deki vav atıf harfi, es-salatü'yü elhamdü üzerine atfediyor. Alâ nebiyyihi de li veliyyihi üzerine atfetmiş oluyor. Tamam. Vessalatu ala nebiyyihi. Vav atıf harfi es-salatü'yü nereye atfetmiş olabilir? Elhamdü üzerine atfetmiş olabilir. Ala nebiyyihi de neyin üzerine atfetmiş olabilir? Liveliyyihi üzerine atfetmiş olur. Hani hatırlar mısınız atıf bahsinde izharda geçmişti. Kafiye okumuş muydunuz? Kafiye okumadınız. Evet. Kafiyede belki daha sarih olarak zikredilmiş olur. Bir atıf harfiyle bir amilin iki mamul üzerine atıf caiz midir? Değişik iki amilin iki mamul üzerine bir atıf harfiyle iki kelime atfedilmez. Ama bir amilin iki mamul üzerine
efendim bir atıf harfiyle atıf caizdir. Mesela ekramtu ekreme Zeydun Amran ve Bekrun Fadilen. Ekreme Zeydun Amran ve Bekrun Fadilen. Vab atıf harfi Bekir'i Zeyd'e atfetti. Değil mi? Fadilen. Yani bir atıf harfiyle beraber bir amilin iki mamülüne atıf caizdir. Ama bir atıf harfiyle iki amilin iki mamülü üzerine atıf olmaz. Vessalatu ala nebiyyihi de birinci söylediğimizde vessalatu ala nebiyyihi cümlesini nereye atfettik? Elhamdülü veliyyihi cümlesi üzerine atfettik. Atful cümle alel cümle. Yani essalatu muhteda ala nebiyyihi haberdir. Bu muhteda haber cümlesi atıf harfiyle beraber bir önceki cümleye atfedilmiş oldu. Atful cümle alel cümle olmuş oldu. Fakat bunu şöyle de yapabiliriz. Vessalatü'deki essalatu kelimesini vavla beraber elhamdü üzerine atfetmiş oluruz. Efendim. Ondan sonra ala nebiyyihi de aynı atıf harfiyle beraber nereye atfetmiş oluruz? Liveliyyihi üzerine atfetmiş oluruz. Bu zaman atful cümleti alel cümle değil, atful mufredi alel mufred olur. Peki iki amilin iki mamülü üzerine elhamdü amili manevinin şeyidir, mamülüdür. Değil mi? Mübteda amili manevi onda amel eder. Liveliyyihi de ne var? Lam harfi ceri vardır. Farklı bir amil var. Burada bir iki amilin iki mamülü üzerine atıf gerçekleşmiş olmaz mı? Hayır, olmaz. Burada elhamdu mübtedadır. Liveliyyihi de onun haberidir. Liveliyyideki lama bakmayacaksınız. Liveliyyihi terkipte ne düşüyor? Haber düşüyor. O zaman vessalatü'yü mübteda üzerine atfediyor. Ala nebiyyihi de haber üzerine atfetmiş oluyor. Yani liveliyyideki lamın mamulüne atfetmiyor ki, liveliyyihi atfediyor. Ala nebiyyihi veliyyihiye matuf değildir. Ala veliyyihiye matuftur. Böyle olduğu zaman da ne olmuş oluyor? Atful müfred alel müfred oluyor. Her ikisinde de amil birdir. Yani bir amilin iki mamulü üzerine ne yapmış oluyor? Bir harf, atıf harfiyle atıfı gerçekleşmiş oluyor. Anlatabildim burasını? Anlaşıldı. Arkadaşlar, vessalatu ala nebiyyihi dendiği zaman essalatu, hani elhamdü bütün hamdler demiştik. Vessalatu, efendim, burada bütün salatlar demiş olabilir miyiz? Efendim, elbette burada elif lamda istiğrak manası mümkündür. Vessalatu bütün salat ala nebiyyihi peygamber üzerine olsun diyebiliriz. Ahdi harici de yapabiliriz. Vessalatu Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine aminu sallu aleyhi diye bize emrettiği salat var ya. Vessalatu o memur olduğumuz, getirmekle memur olduğumuz efendim salat ala nebiyyihi nebisi üzerine olsun demiş olabiliriz. Yani buradaki elif lamı istirak alabilirsiniz, hatta cins bile alabilirsiniz. Cins de alsanız onda sonuçta istirak manası olacaktır. Ahdi harici de olması mümkündür. Salat dendiği zaman Allah'ın salatı sallallahu rahimallahu demektir. Sallel melaiketu o ne demektir? İstağferel melaiketu. Sallel mu'minune da'al mu'minune demektir. Peki vessalatu ala nebiyyihi buradaki arkadaşlar nebiyyihi kelimesindeki izafet istirak manasında olabilir mi? Olabilir. O zaman vessalatu bütün salatlar ala nebiyyihi o hamdin sahibinin bütün nebileri üzerine olsun demektir. O zaman sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil de bütün peygamberler kastedilmiş olur. Yani buradaki izafet de istirak ifade etmiş olur. Vessalatu ala nebiyyi istirak olabilir mi arkadaşlar? Nebiyyideki izafet de istirak olabilir. O zaman bütün salatlar onun bütün peygamberler üzerine olsun. Fakat bunu böyle yaptığımız zaman ve ala alihi ve ashabihi el müteeddibine bi adabiden sahabe-i kiramın anlaşılması ve onun ehli beytin anlaşılması zorlaşır o zaman. Oraya elverişli düşmez bu. O zaman ala nebiyyihi istirak değil de ahd için yapmış olacağız. Yani bu ihtimal var ama ala nebiyyihideki izafeti biz ne için yapmış olacağız? Ahd için yapmış olacağız. Yani ma'hud nebisi üzerine demektir. Ma'hud nebisi üzerine. Arkadaşlar Nebi ile Resul arasındaki farkı hatırlarsınız. Nebi mi daha yüksek makamda, Resul mü daha yüksek makamda? Resul. Niye ve salatu ala Resulü demedi, ala Nebiyyihi dedi? Bir, اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ayeti kerimeyi imtisalen. İki,
eğer nübüvvet makamında bütün salatlara layıkse, risalet makamında zaten layıktır. Febi tarik-i levla layıktır. Bir daha söylüyorum. Nübüvvet makamında bütün salatlara layıkse, risalet makamında haydi haydi bütün efendim salatlara layıktır manası buradan çıkmış olur. Şimdi Allah Celle Celaluhu bize emrediyor, diyor ki ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, sallu aleyhi, ona salat edin diyoruz. Biz ona salat etmemiz gerekirken, yani efendim dua etmemiz gerekirken kalkıyoruz, biz salatı Allahu Teala'nın üzerinden yapıyoruz. Diyor ki Allahümme salli, Allah'ım sen salat et diyoruz. O bize diyor ki siz salat edin diyor, değil mi? Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi, ona salat edin diyor. Biz ne yapıyoruz? Kalkıp sana salat olsun ya Resulallah, hani es-salatu aleyke ya Resulallah, es-selamu aleyke ya Resulallah dersen direkt salat etmiş olursun. Ama biz ne diyoruz? Allahümme salli. O bize diyor, biz de ona havale ediyoruz. Peki bunun anlamı nedir? Neden öyle oluyor? Biz adeta şunu söylemiş oluyoruz. Yani burada gerçekten Efendimiz'e tazım vardır. Allah'ım bizim bu günahkar ağızlarımızla onun ona bizim yapacağımız salat kalitesiz olur. Gel bu salatı biz sana yalvaralım, bizim adımıza sen gerçekleştir demiş oluyoruz. Anlatabildim mi? Yani Allah Teala bize emrediyor. Sallu aleyhi, ona siz salat edin. Biz ne diyoruz? Allahümme salli, Allah'ım sen salat et diyoruz. Yani işi biraz çevirmiş oluyoruz. Peki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize emrettiği halde bizim ona Allah vasıtasıyla salatı yapmış olmamız, Allah'ım sen salat et demiş olmamız, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masum birisidir, nurdan yaratılmış birisidir, peygamberlerin sultanıdır, zirvelerin zirvesidir. Onda kusur ve noksanlık yoktur. Biz ise pür kusuruz. Her tarafımız noksanlıklarla doludur. Dolayısıyla bu kadar noksanlıklarla dolu olan bizim günahkar ağzımızdan çıkacak olan salat pek münasip olmaz karşıki tarafa. Allah'ım bu salatı sen gerçekleştir gibi bir anlam, tazim ifade etmiş oluyor. Allah'a yalvarırken ne diyoruz? Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Senden başka müracaat edecek kapımız yoktur. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Kapıyı o bize açtı. Ud'uni estecib lekum. Kapıyı o bize açtı. Eğer biz günahkar ağzımızla Allah'a yalvaramayacak olsaydık, o zaman günahkarlar kime yalvaracaktı? Ondan başka bizim kapımız yoktur. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin adının zikredilmeyip Allahu Teala'nın devreye sokulmuş olmasının, yani Allahümme salli denmesinde ne vardır? Burada Efendimiz'e de bir tazım vardır. Bize de haddimizi bilmek gibi güzel bir nükte ifade ediyor. Arkadaşlar bu nükteler var ya, erbabı tarafından bayılır erbabı bu nükteleri gördükçe, duydukça, öğrendikçe bayılırlar bu nüktelere. Bu nükteler Arapçada çok daha fazla mevcuttur. Arap dili buna çok daha müsaittir arkadaşlar. Peki vessalatu ala Muhammedin demiş olsaydı arkadaşlar, aynı elhamdülillahi veliyyi de zikrettiğimiz gerekçeleri burada zikredebilir miyiz? Ala Muhammedin demiş olsaydı efendim, burada tazimden dolayı ismini terk etmiştir. Yani bizim bu günahkar ağızlarımızı almaya layık değildir. Biz nebi diyelim, böyle geçiştirelim deyip oradaki tazimi. Ondan sonra iddia-i tayin meselesi burada da söz konusu mudur arkadaşlar? Onun peygamberi başka yok ki. Yani son olarak başka yok ki. Bu iddia diyoruz biz buna. Niye iddia diyoruz? Hani İstanbul valisi gibi değil, Amerikan reisi cumhuru gibi değil, Türkiye reisi cumhuru gibi değil, değil mi? Bütün dünya onu kabul etmiş oluyor. Onun için biz buraya iddia-i tayin yapmış oluyoruz. Nebi dersek bize anlaşılır bize göre, çünkü odur, başkası değildir. Bir de şu vardır arkadaşlar. El-mutlaku yusrafu ala kemalihi. El-mutlaku yusrafu ala kemalihi. Yani ala nebiyyihi dendiği zaman efendim o nebi mutlak olarak zikredilmiştir ama kemaline masruftur. Nebi-i kamil kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir de burada şu nükte olabilir arkadaşlar. Elhamdülillahi veliyyih ve salatu ala nebiyyih. Sec'e riayet etmek için. Yani mesela elhamdülillahi veliyyih ve salatu ala rasulihi ala nebiyyihi. Ala nebiyyihi veliyyihiye uyuyor. Doğru mu? Ala rasulihi uymuyor. Veyahut ala Muhammedin dese sec'e uymuyor.
Biraz önce de ifade etmiştim arkadaşlar. Resul varken niye Nebi zikredilmiştir? Nübüvvet makamında salata layıksa, Risalet makamında ayrı kaimdir. Şöyle bir dua var yatarken yapılır. Allahümme eslemtu nefsi ileyke ve veccehtu vecihi ileyke ve fevvaltu emri ileyke ve elcehtu zahri ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke la melce ve la menca minke illa ileyke. Âmentü bi kitâbikellezî ente enzelte ve bi nebiyyikellezî erselte. Birisi diyor ki sahabe-i kiramdan, ya Resulallah ve bi rasûlikellezî erselte desek, hayır ve bi nebiyyikellezî erselte diyeceksin. Yani özellikle soruyor adam, erselte dediğine göre burasını da Resul yapalım. Nasıl öğrettiysem öyle yapacaksın. Ve bi nebiyyikellezî erselte diyor. Demek ki orada Nebi'nin ayrı bir özelliği, ayrı bir güzelliği vardır yani. وَالصَّلَاتُ عَلَى نَبِيِّهِ وَعَلَى آلِهِ O Nebi'nin ailesi üzerine olsun salat ve selam. Peki arkadaşlar şöyle bakalım. اَلْحَمْدُ لِوَلِيِّهِ وَالصَّلَاتُ عَلَى نَبِيِّهِ وَآلِهِ وَعَلَى آلِهِ demesine ne gerek vardı? Yani aleye ihtiyaç var mıydı? وَالصَّلَاتُ عَلَى نَبِيِّهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَأَدِّبِينَ بِعَدَابِهِ Yani alaya ihtiyaç olmadığı halde burada ala getirilmiştir. Arkadaşlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beytine salatü selam getirildiği zaman ehli sünnet alimleri arada alanın getirilmesini vacip kılarlar. As-salatu alen nebiyyi ve alihi demezler. As-salatu alen nebiyyi ve ala alihi derler. Şia ise oradaki alanın getirilmesini caiz görmezler. Onlar as-salatu alen nebiyyi ve alihi derler. Yani burada şia'den farkımız olarak onlar ehli beyti biraz daha farklı makamlara taşımaya çalışırlar. Ehl-i sünnet her şeyi yerli yerine yerleştirir. Dolayısıyla elbette aleyhissalatü vesselam Efendimizin âli olması itibariyle salat ve selama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tebaiyetle nedir? Görevimizdir. لِأَنَّ اَهْلَ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اِلْتَزَمُوا اِرَادَ كَلِمَةِ عَلَى بَيْنَ النَّبِيِّ وَالْآلِ لِرَدِّ مَذْهَبِ الشِّيَعَةِ لَعَدَمِ اِرَادِهِمْ لَهَا بَيْنَهُمَا Onlar Nebi ile Al arasında veyahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ve ala alihi de o Al arasında atıf harfini getirdiklerinde neyi getirmezler? Ala'yı getirmezler. Ehl-i sünnet ise onlara muhalefet için bunu getirirler. Ve ala alihi, Ali üzerine olsun. Ve ashabihi, ve onun ashabı üzerine olsun. Alihi Nebi'ye gider, ashabihi de Nebi'ye gider. Arkadaşlar, ashab kelimesi ya sahibun kelimesinin cemisidir, ashab, şahidün cemisi eşhad geldiği gibi. Şahidün cemisi eşhad geldiği gibi. Yani bizim izharda okuduğum şey, affedersiniz, emsilede okuduğumuz efendim Nasır'ın cemisinde ensar yoktur. Nasır'ın cemisi, Nasır'ın, Nusar'ın, Nusar'ın, Nesaret'ün gelir. Ama şahidün cemisi eşhad geldiği gibi sahibün cemisi de ne gelebilir? Ashab gelmiş olabilir. Veyahut da arkadaşlar sahbun kelimesinin cemisidir. Ashab, sahbun kelimesinin cemisidir ki sahb de sahip manasındadır. Bunun da örneği nehrun cemisi enhar gelir. Nehrun cemisi enhar geldiği gibi efendim sahbun cemisi ashab gelir. Şahidün cemisi eşhad geldiği gibi sahibün cemisi ashab gelmiş olabilir. Demek ki ashab kelimesi alâ külli hâl ya sahibun kelimesinin cemisidir veya sahbun kelimesinin cemisidir. Bir üçüncü görüş vardır. Sahibun kelimesinin cemisidir. Nemirun cemisi enmar geldiği gibi. Nemirun cemisi enmar geldiği gibi. Nemirun enmarun sahibun ashabun. Öyleyse ashab kelimesiyle ilgili ya sahibun veya sahbun veya sahibun kelimesinin cemisidir. Örnekleri vardır. Şahidun, eşhadun, efendim, ondan sonra nehrun, enharun, öbürü de nemirun, enmarun gibi. Öyle âlü ashab ki el-müteeddibine edeplenmeye çalışan bir âdâbihi. Onun edepleriyle edeplenmeye çalışan. Şimdi arkadaşlar burada şöyle demesi daha güzel gibi gözükebilirdi. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ وَيَوْتَ الْمُهْتَد۪ينَ بِهِدَايَتِهِ
o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hidayetiyle hidayete ermiş olan âl-ü ashab üzerine olsun diyebilirdi. Öyle demedi de el-müteeddibine bi-âdâbihi dedi. Doğru mu? Burası bu yönüyle beraber dikkat çekmiş olabilir arkadaşlar. Peki neden böyle söylemiştir? Buna beraatül istihlal denir arkadaşlar. Liberaatül istihlali. İstihlal kelimesi size neyi hatırlatır arkadaşlar? Fıkıhta neyi hatırlatır istihlal kelimesi size? Bir çocuğun anasından doğma anı var ya, istihelle sabiyo, o ilk hareketlerine istihlal denir. Şimdi beraatül istihlal demek doğrudur. Üstün bir başlangıç demektir. Çocuğun hayata başlangıcı, üstün bir başlangıç demektir. Peki beraatül istihlalden maksat nedir? Yani beraatül istihlal, en yurede fi evvelil kitabı şeyun yuş'iru bi ennel maksude minel kitabı ma'da. Yani kitabın baş tarafında bu kitapta maksat nedir, neyi ihtiva ediyor? Çaktırmadan onu ifade eden bir kelimenin getirilmesine beraatül istihlal denir. Arkadaşlar, ilmül edep dendiği zaman aklınıza ne gelir? Edep ilmi deyince aklınıza ne gelir? Arkadaşlar, sarf ilmi, nahiv ilmi, münazara ilmi, ilmi edeptendir. Burada ve alâ âlihi ve ashabihil müteeddibine bi âdâbi, onun edebiyle edeplenenler diyor ama aynı zamanda bir de beraatül istilal yapıyor. Yani biz edep ilmi olan sarf nahivden birisi olan nahiv ilmine giriş. Yani bu kitabın mevzusu nedir? İlmül edepten bahsetmiş olacak. Bu ilmü tefsir değildir mesela. İlmül fıkıh değildir. Nedir? İlmül edeptir. Ona da ne yapmış oluyor? Beraatül istihlal yoluyla bir gönderme yapmış oluyor. Ayrıca burada sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmaine bir tazım ifadesi vardır arkadaşlar. El-müteeddibine bi-adabide tazım ifadesi vardır. Neden tazım ifadesi var? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَدَّبَنِي رَبِّي فَاَحْسَنَ تَعْد۪يب۪ي buyurdu. Beni Rabbim edeplendirdi, çok güzel edeplendirdi. Eğer bunlar da el-müteeddibine bi-adâbihi ise, bunlar da kimin edebiyle edeplenmişler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz kimden almıştı edebi? Allah'tan almış. O zaman sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain de tebaiyet yoluyla ne olmuş oluyor? Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin edebiyle edeplenmiş oluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de اَطِيعُ ve Rasule var. Bir de اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ var. اَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ ile اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ arasında fark var mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Böyle bir soruyla karşı karşıya kaldınız. Elbette fark vardır. قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ'da Allah-u Teala'nın şari olduğu hükümler vardır. Bir de Peygamber'in ortaya koyduğu ayette olmayan hükümler vardır. Buna da itaat edeceksiniz, buna da itaat edeceksiniz. قُلْ اَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا الرَّسُولَ olunca yani şari'ye hakiki Allah'tır Celle Celaluhu. Ama bazı şeyler var ki Allah Celle Celaluhu emretmiş, Efendimiz de onu emretmiştir. Diyelim ki İslam'ın şartını anlatırken değil mi? Beş vakit namaz diyor, oruç diyor, zekat diyor, haç diyor. Bunların hepsi ayette yok mu? Var. Şimdi buna itaat eden insan ne yapmış oluyor? اَطِعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ olmuş oluyor. Doğru mu? اَطِعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Allah'ın emrettiğini Efendimiz de değişik lisanlarla emretmiş oluyor. اَطِعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ oluyor. Ama اَطِعُوا اللّٰهَ قُلْ اَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا الرَّسُولَ olunca Allah'a itaat edin ayrı bir cümleyle beraber اَطِعُوا الرَّسُولَ olunca birincisini de kapsayabilir de ikisinin arasında fark var mıdır? Elbette fark vardır. Dediğim gibi bazı konular vardır ki Kur'an-ı Kerim onları ne yapmıştır? Es geçmiştir, açıklamamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yetkiyi vermiştir, o açıklamıştır. Burada sanki adeta hükmü olduğu gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz açıkladığından dolayı قُلْ اَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا الرَّسُولَ olmuş oluyor. Yani aradaki nüans farkı bu. وَعَلَى آلِهِ demeyip de وَاَلِهِ dese manada sıkıntı yok. Ama Şia'nın Ehl-i Beyt'e farklı bir pozisyon, hatta gulat-ı Şia açısından baktığınız zaman farklı bir pozisyon verip de وَاَلِهِ deyip ona atfettiklerinden dolayı sadece onlara muhalefetten dolayı ve alâ âlihi denmiş oluyor. Anlatabildim mi? Peki arkadaşlar, emma ba'd ne yapmış oldu? Besmelesini, hamdelesini, salvelesini yapmış oldu. Emma ba'du. Bundan sonra bu emma ba'du ile ilgili muhtasarül maninin baş tarafında telhisi anlatırken oradaki emma ba'du, telhisteki emma ba'dun üzerinde ciddi bir açıklama vardır. O bilgi oradayken, yani ders olarak gündeme geldiğinde daha geniş bir şekilde anlatılır. Ancak ben şöyle söyleyeyim.
hani izharda emma ba'du meselesi geçmiyor pek. Yani emmadan sonra gelen mübtedanın haberine fa'nın duhulu vaciptir. Öyle bir şey ama emma ba'du ile ilgili bir bilgi geçmiyor. Emma zeydün fe muntalikun meselesi vardır. Emma zeydün fe muntalikun, burada emma meselesi geçiyor. Dolayısıyla kafiyede emma meselesi ile ilgili açıklama o bölümde vardır. Emma ba'du, ben ne zaman ki Muhtasarul Mani'den Emma Ba'du'yu okudum veyahut da Molla Cami okurken Emma Ba'du meselesinin detaylarına girdik. O zamana kadar anladığımdan daha farklı anlamış oldum Emma'nın geldiği cümleleri. Emma Ba'du demek, Besmele Hamdele Salvele'den sonra, sizin anlayacağınız dille ifade etmeye çalışıyorum. Besmele Hamdele Salvele'den sonra biz bir ilme girdik ya, sizin için şu anda en önemli mesele şudur. Başka hiçbir şey önemli değildir. Şudur önemli olan. Emma ba'du. Şu bilgileri bilmeniz lazım. Mehma yeküm min şeyin, mehma yeküm min şeyin ba'de hâdâ. Mesele şundan ibarettir. Yani bu Besmele Hamdele ve Salvele'den sonra ne olursa olsun sizin için önemli olan şuraya odaklanmaktır gibi bir mana ifade etmiş oluyor. فَهَذِهِ فَوَائِدُ وَافِيَةٌ بِحَلِّ مُشْكِلَاتِ الْكَافِيَةِ لِلْعَلَّامَةِ فَهَذِهِ Arkadaşlar, risalelerin, kitapların baş tarafında efendim dibace var. Bu ne oluyor? Molla Cami'nin mukaddimesi oluyor. Yani daha konuya İbn-i Hacib'in el-kelimetüyle başlayan konusuna daha girmedi. Dolayısıyla bu dibacedir, mukaddimedir. Şimdi kitaplarda mukaddimeler iki türlü yazılır. Bazen kitap normal işte el-kelimetü lafzından başlar, bitirir onu. Daha sonra dibaceyi yazarlar, mukaddimeyi yazarlar. Mukaddime ön sözü sonra yazarlar. Bazen de önce ön söz yazılır, sonra kitaba devam edilir. Bu iki ihtimal burada da söz konusudur. Her iki ihtimale göre durum farklı açıklanacağı için bunu söylüyoruz. Şimdi diyor ki fehâzihi şunlar fevâidû faideli meselelerdir. Vâfiyetün yeterlidir. Behalli müşkilatil kafiyeti. Kafiyenin müşkilatını çözmek için yeterli faidelerdir diyor. Şimdi fehâzi ile nereye işaret ediyor? Eğer musannif bu kitap, bu mukaddimeyi kitabı yazdıktan sonra yazmış ise fehâzihi o zaman mahsus olan şeye işaret ediyor. Yazmış olduğu esere işaret etmiş oluyor. Onun satırlarındaki ibarelere, mahsus olan şeylere işaret etmiş oluyor. O ibarelerde elbette ulvi manalar ifade ediyor. Neticede lafızlar murat değildir, manalar murattır. Ama işaret nereye oluyor? Manaya işaret olmayacağına göre nereye oluyor? Elfaza oluyor değil mi? İkinci ihtimal önce mukaddimeyi yazmıştır, sonra kitabı yazmıştır. Böyle olunca musannif ne yapmıştır? Önce kafiyeyi şöyle başından sonra bir gözden geçirmiştir. Nerede ne yazacağını ne yapmış? Kafasında tasarlamıştır. Yani öyle aldım elime kitabı, besmele çekiyorum, görmediğim, bilmediğim bir kitaba şerh yazıyorum, öyle olmaz yani. Kafiyeyi çoktan yutmuştur bu. Kim bilir kaç defa okutmuştur. Kelimeler üzerine yapacağı açıklamalar kafasında oluşmuştur. Dolayısıyla böyle olunca, yani mukaddime daha önceden olunca fehâzihî'deki işaret nereye olmuş oluyor? Kafasında düşündüğü manalara işaret etmiş oluyor. O zaman burada makul olan mahsus makamına tenzil edilmiş oluyor. Yani işaret mahsusu olur. Ama burada makul olan, yani akılla bilinen şeylere ne yapmış oluyor? Mahsusla işaret eder gibi işaret ediyor. Adeta bunlar gözle gözükecek şekilde kafamda netleşmiştir gibi bir mübalağa ifade etmiş olur. Yani bu hani işaret elle beraber göstermek içindir. Velikel kitabı gibi yerlerde hep bu nükteler anlatılır arkadaşlar. Gözle gözükmeyen bir şeye, yani mahsus olmayan bir şeye işaret yapılırsa makul olan mahsus makamına ikame edilmiş olur. Bunun değişik nükteleri vardır. Bu nüktelerden birisi nedir? Adeta makul o kadar net bir şekilde biliniyor ki mahsus gibidir. Gözünle veleysel haberu kel ayan. Adeta ben bunu gözümle görüyorum gibi efendim işaret etmiş oluyorum ona. Ma'kul, mahsus menzilesine tenzil edilmiş oluyor. فَهَذِهِ فَوَائِدُ Fevaid kelimesi nevasır gibi faide kelimesinin cemisidir. Fevaidu yani mesailu bunlar meselelerdir. Fiha faidetun yani faydalı meseleler demektir. Vafiyetun yeterlidir.
bihalli müşkilatil kafiyeti, kafinin müşkillerini halletmek için yeterli, efendim, faydalı meselelerdir. Şeyden başlayalım arkadaşlar. Evvela kafiye kelimesi, efendim, İbn Hacib'in Hazretlerinin yazmış olduğu Nahiv'deki eseridir. Sarftaki eserin ismi neydi? Şafii'ydi. Kafiye kelimesinin sonundaki ta ne için gelmiştir? Bir, tenis için gelmiştir. Risaletün kafiyetün, bir risale olarak düşündüğümüz zaman Risaletün kafiyetün olarak telakki edilir. İki, aslında kafi kifayet edici demektir. Burada her ne kadar kifayet edici manasında olan, vasıf olan bir kelime ise daha sonra bu İbn Hacib'in Nahiv'de yazdığı isme isim olarak, esere isim olarak, alem olarak oldu. Burada vasfiyetten alemiyete intikal etti. Bu ta'ya da nakil ta'sı denir. Vasfiyetten alemiyete intikal ettiğinden dolayı buradaki ta, kafiyedeki ta ne olabilir? Nakil için gelmiş olabilir. Veya üçüncü bir izah vardır arkadaşlar. Kafiyetündeki ta, allametündeki ta gibi mübalağa için gelmiştir. Normalde kafin kifayet edici anlamında idi. Ancak kifayette mübalağa manası ifade etsin diye. Mesela allam çok bilen demektir. El-allametu, o da oradaki ta tenis için gelmemiş. Mesela İbn-i Hacib nedir? Allametün diyorsun. Niye allametün diyorsun? Allamun desen ya. Efendim, allamelikteki mübalağa için gelir. Oradaki ta tenis için geldi denmez. Mübalağa için geldi. O zaman kafiyetündeki ta da ne için gelmiş olabilir? Mübalağa için gelmiş olabilir. Diyoruz ki, kafiyetündeki ta mübalağa için gelmiş olabilir. Yani kifayette mübalağa manası ifade etmek için ne gibi? Allametünde olduğu gibi. Veyahut da deriz ki nakil için, bu ta nakil için gelmiştir. Yani vasfiyeten alemiyete nakledildiğinden dolayı burada ta'nın gelmesi nakilden dolayıdır. Yani vasfiyetten alemiyete nakledildiğinden dolayıdır. Efendim tenis için olabilir mi? Olabilir. Risaletün kafiyetün, müennes bir mevsuf takdir edersin ona. Olur, risaletün kafiyetün. Peki müşkilat ne demektir arkadaşlar? Müşkilat-ı kafiye dedi. Eşkele demek, evet, kendisinde bir kapalılık olan şeylerde eşkelel emru, iş kapalı oldu, netleşmedi anlamındadır. O zaman kafiyede ne kadar müşkilat varsa, kapalı olan, izaha ihtiyacı olan şeyler varsa bunları halletmek için yeterlidir. Hal kelimesine geldiğimizde arkadaşlar, bir halle yehillu helalen var. Halle yehillu helalen. Helal olduğu manasında. Bir de halle yehullu hululen var. Halle yehullu hululen. Bir şeye girmek. Bir de halle yehillu hallen, çözmek manasında. Halle kelimesini arkadaşlar tekrar gözden geçiriyoruz. Şimdi İkdünnami'den size nakledeyim. Diyor ki vel hal bi hallim mastaru halle bi ma'na fekke. Bunun muzarisi yehullu. Halle yehullu hallen hululen. Bir de haramın zıttı olan halle var. O halle yehillu. Bir de halle, hallel belâ'u derler. Arkadaşlar bir çözmek manasında halle yehullu hallen hululen. Bir de helal manasında halle yehillu halalen. Bir de halle nezele demektir. Hallel belâ'u mesela. Bela nazil oldu. Bu halle nezele manasında olunca bunun muzarisi halle yehillu de olabiliyor, yehullu de olabiliyor. Yani iki baptan da gelebiliyor. Buradaki hangisidir? Halle yahullu hallen, çözmek manasındadır. Peki fehâdî fevâidu vâfiyetün bihalli müşkilâtil kâfiyeti, kâfiyenin müşkillerini halletmek için yeterli faydalardır. O kâfiye kime aittir? Lil allâmeti, allâmeye aittir. Öyle allâme ki el müştehiri, şöhret bulan, fil meşârike vel megâribi, meşârik ve megâripte efendim şöhret bulan kim o? Efendim, Eşşeyhi İbnül Hacib. Şeyh İbnül Hacib. Şeyh İbn Hacib'e ait olan Meşarik ve Mağarip'te efendim ünü yayılmış olan, meşhur olan efendim İbn Hacib Allame, İbn Hacib'e ait olan kafiyenin müşkillerini halledicidir. Arkadaşlar, Allame'deki ta mübalağa içindir dedik. Peki Cenab-ı Hakk'a Allame mi denir, Allam mı denir? Yani madem mübalağa ifade ediyor, allâmul gıyûb diyoruz, allâmetul gıyûb demiyoruz. Evet, doğrudur.
Cenab-ı Hakk'a allame denmez. Allamul gıyub denir. Neden? Orada Cenab-ı Hak da mübale olduğu halde allame kelimesinde. Çünkü arkadaşlar litevehhumut te'nis diyor Abdülgafur'da. Ne demek? Yani her ne kadar allametünde kitab-ı mübalağa için gelse de sonuçta lafıza baktığın zaman ne vardır? Bir mühendislik vardır. Onun için Cenab-ı Hak'ta bu kelime kullanılmaz. Arkadaşlar allame tabiri caizse ulûm-i şer'iye yuttuğu gibi ulûm-i akliyi de yutan insanlara genelde denir. Yani filozoflar eğer dini bilgisi de tamamsa onlara allame denmiş oluyor. İbn-i Hacib Hazretleri ulûm-i akliyi de gerçekten yani felsefe, mantık falan onları da yutmuş muydu? Kesinlikle İbn-i Hacib Hazretleri bu konuda yedi tuğla sahibi idi. Ama böyle meşhur bir filozof değildi. Dolayısıyla ona allame denmiş olması bu konuda yani yeterli bilgisi yoktu yoktu iddiasını ortadan kaldırıyor. Yani her ne kadar bu konuda meşhur filozoflardan falan değil, felsefecilerden falan değilse de bu ulûm-i akliyede yine yedi tuğla sahibiydi. Yani etkin birisiydi. Dolayısıyla allame vasfını, allame özelliğine haiz veyahut da hak sahibidir demiş oluyoruz. Bu el-müştehiri mi, el-müşteheri mi? Efendim bu kelimenin lazım veya müteaddi olarak kullanılmasına göre el-müştehiri, el-müşteheri olabilir. Yani eğer müteaddi ise el-müşteheri şöhret bulmuş demektir. Eğer lazım olursa iştehere şöhret bulduğu anlamında olursa el-müştehiri. El-müştehiri. El-müştehiri şöhret bulan, nerede şöhret bulan? Efendim fil meşariki vel megaribi. Arkadaşlar meşarik ve megarip kelimeleriyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de üç türlü geçtiğini bilirsiniz. Rabbul meşriki vel magribi, Rabbul meşrikayni ve Rabbul magribeyn, bir de Rabbul meşariki vel megaribi. Bu ifadeler Kur'an-ı Kerim'de üçü de geçmektedir. Burada el meşarik vel megaribi almış oldu. Efendim Rabbul meşriki vel magribi, doğu ve batı demiş oluyoruz. Doğu bir tane, batı bir tane. Bu açıdan baktığımız zaman Rabbul meşriki vel magribi demiş oluyoruz. Yaz ve kış olarak iki mevsim olarak bakarsak, birbirine zıt iki mevsim olarak bakarsak, yazın doğusu ile kışın doğusu arasında ne vardır? Yani güneşin doğduğu tarafa ne diyoruz? Doğu diyoruz. Güneşin battığı tarafa da batı diyoruz. Yazın doğduğu yer ile kışın doğduğu yer arasında ne vardır? Ciddi bir fark vardır. Onun için Rabbul meşrikayni ve Rabbul magribeyn bu itibarla denmiştir. Ama şey olarak baktığımız zaman güneşin her gün doğuşu aslında farklı bir yerdendir. Onun için ne oluyor? Güneşin doğuşu dakikalar itibariyle değişiyor. Bugün güneş farklı saatte doğmuştur. Yarın farklı saatte doğacak. Batarken de öyle. Dolayısıyla her günün bir doğuşu, bir batışı olduğuna göre bu itibarla da ne olmuş oluyor? El-meşarik vel-megarib olmuş oluyor. Burada Musannif Molla Cami Hazretleri fil meşariki vel megaribi demekle yani cemi olan bir kelimeyi zikretmekle adeta İbn Hacib'in yani bütün şark bölgesinde, bütün garp bölgesinde meşhur olduğunu ifade etmiş oluyor. Gerçekten arkadaşlar İbn Hacib'in kafiyesi üzerine 150 civarında şer haşiye yazılmıştır. Ciddi manada hüsnü kabul görmüştür. Bu Sibeveyh'ten sonra gelmiştir. Zemahşeri'den sonra gelmiştir. Sibeveyh Basra ekolünün lideridir. Adeta müştehididir şey ilminde. Bu ulumul edepte diyelim müştehidi gibidir. İza kâle Sibeveyh el kavlu mâ kâlehu Sibeveyh. Sibeveyh konuştuğu zaman söz hakkı konuşmuş, söz hakkına sahip olan konuşmuş oluyor. Onun yazmış olduğu kitaptan sonra Zemahşeri'nin yazmış olduğu müfassalden sonra İbn Hacib bir eser yazıyor. Sibeveyh'in yazmış olduğu eser çok geniş. Sadece sarf ve nahvi almıyor ve bir de çok düzenli tertipli değil. Yani muhtemet bir eserdir Sibeveyh'in yazmış olduğu eser. Şey biraz daha tertipli, Zemahşeri'ninki biraz daha tertipli ama o da çok geniştir. İbn Hacib'in yazmış olduğu kafiye biraz daha muhtasardır. İkisinin özeti sayılmaz. Onlardan istifade etmiş ama kendisi de ne yapmış? Kendi araştırmalarını ilave yapmıştır ona. Tıpkı Hatib-i Dimeşk telhisini yazarken ne yapmıştır? Kendisine önce Abdülkahir'in görüşlerinden, kitaplarından, Sibeveyh'in kitaplarından istifade etse de ve adaftu ila zelike demişti. Ben bunlarda da ne yaptım? Kendim de bir takım şeyler ilave ettim demiş. İbn-i Hacib Hazretleri de aynı ilaveleri yapmıştır. Yani onların özetidir diyemeyiz.
Yani telif midir, şey midir, özet midir? Özet değildir, teliftir. İstifade etmiştir onlardan. Ama Sibeveyh'in kitabından ve Zemahşeri'nin mufassalinden daha fazla hüsnü kabul gördü. Üzerine yazılan şerhler, haşiyeler efendim şeye göre, diğerlerine göre daha fazladır. Bu neyi gösterir? Hüsnü kabul gördüğünü gösterir. Şimdi Pakistan'a gidin Kafi'yi görürsünüz, Molla Camii bulursunuz. Hindistan'a gidin Kafi'yi görürsünüz, Molla Camii bulursunuz. Osmanlı 7 kıtada at oynatırken olduğu medreselerin tamamında Molla Camii görürsünüz. Molla Camii de Kafi'nin hatırı için görmüş olursunuz. Dolayısıyla Molla Camii Kafi'nin hatırı için vardır. Binaenaleyh bütün ulumi Arabiyenin, ulumi şer'iyenin medreselerinde okunan bir eser olduğundan dolayı fil meşariki vel müştehiri fil meşariki vel megaribi diye cemi olarak kullandı. Şimdi mesela bizim Türkçe'de bazı eserler vardı. Sadece Türkiye'de kullanılır. Başka yerde kullanılmaz. Ama Arapça'da da bazı eserler vardır ki bir bölgede kalmıştır. Ben bir ara Etiyopya'ya gittiğimde orada bir Hoca Efendi'yi ziyarete gittim. Hoca Efendi'yi ziyarete gittiğimde kütüphanesinde bir tefsir gördüm. O tefsiri hiç Türkiye'de görmemiştim. Arapça tefsir ama Türkiye'de hiç görmemişim o tefsiri. Mesela bazı kitaplar bazı bölgelerde şuyu bulmuştur, başka bölgelerde pek rağbet görmemiştir veya yayılmamıştır. Ama İbn Hacib'in Kafiyesi ise her yerde şöhret bulmuştur. Yani burada ben neyi anlatmaya çalıştım? Kur'an-ı Kerim'deki ifadede Rabbul Meşriki vel Mağrib, Rabbul Meşrikeyn ve Rabbul Mağribeyn, Rabbul Meşariki vel Mağarib ifadeleri geçiyor. Bunlardan ne kastediliyor? Rabbul Meşariki dendiği zaman kaç tane güneşin şark yeri vardır o zaman? Kaç tane arkadaşlar? Her gün ayrı yerden doğduğuna göre kaç tane yapıyor? Yani 360 tane şark, 360 tane garp olmuş oluyor. Doğru mu arkadaşlar? Gelin sizinle bir pazarlık yapalım. Bunu yarı yarıya indirelim. 180'e indirelim onu. Doğru mu? Çünkü çıkışı var, inişi var. Mutlaka senede iki defa aynı yere uğramış oluyor. Evet. 180 olarak geçer. Kim o? Eşşeyhi İbnül Hacib. Bu allamenin şeyi olduğuna göre arkadaşlar, Eşşeyhi atf-ı beyandır. Biz bunu Eşşeyh'e okuyabilir miyiz? Veya Eşşeyh'i okuyabilir miyiz? Evet arkadaşlar, bu da biraz nahiv bilgisini gerektirir. Normalde atf-ı beyandır, mecrur olması gerekirken siz burada medh için nasip yapabilirsiniz. Medh için nasip yapabilirsiniz. A'ni Eşşeyh'e İbnül Hacib. Ne yapmış olursunuz? Bunu bir fiil cümlesiyle beraber anlatmış olursunuz. Fiil cümlesiyle anlatmış olur. Medih için ne yapmış olabilirsiniz bunu? Nasip yapabilirsiniz. Yine medih için rafi de yapılabilir. Eşşeyhu İbnül Hacib. Yani huve Eşşeyhu İbnül Hacib. Mübteda haber yaparsınız onu. Medh için rafi, medh için nasip ifadelerine alışalım arkadaşlar. Medh için nasip ne demektir? Normalden mensup olması gerekmiyor ibarede. Mecrur olması gerekiyor veya merfu olması gerekiyor. Ama sen ne yapıyorsun onu? Efendim, bir müstakil fiil cümlesiyle onu ifade ediyorsun. Yani Eşşeyhe İbnül Hacib dersen, A'ni Eşşeyhe İbnül Hacib demiş oluyorsun ki bir fiil cümlesiyle beraber onu ifade ediyorsun. Bu medih için yapılır. Bazıları burada A'ni yerine emdahu kelimesini gizlerler. Emdahu İbnül Hacib diye. Yani medih için olan yerde böyle de yaparlar. Medih için rafi de yapılır arkadaşlar. Eşşeyhu İbnül Hacib dersiniz o zaman. Oradan medih nasıl çıkmış oluyor? Şimdi eşşeyhi deseniz bir tabi olarak gelmiş oluyor. Eşşeyhu deseniz ne yapmış oluyorsunuz? Bir mübtedaya hasfediyorsunuz. Mübteda haber cümleyle müstakil bir isnatla onun şeyhliğini anlatmış oluyorsunuz. Müstakil bir isnatla, müstakil bir cümleyle onun şeyhliğini anlatmış oluyorsunuz. O zaman lil allametil müştehri fil meşariki vel megaribi eşşeyhi İbnül Hacib, eşşeyhe İbnül Hacib, eşşeyhu İbnül Hacib ifadelerin her birisi burada efendim geçerlidir. Peki şeyh aslında arkadaşlar 50 yaşını doldurup da ileriye doğru tecavüz etmiş olanlara 51 yaşından itibaren artık şeyhtir. Yani mesela ben şeyhim arkadaşlar. Evet. Bazen o yaşa varmamış olan insanlara da şeyh denir. Efendim adeta hani hayru şebabikum men teşebbehe bi kuhulikum ve şerru kuhulikum men teşebbehe bi şebabikum. Hadis-i şerif olarak rivayet edilir.
Hayru şebabikum, gençlerinizin en hayırlısı, men teşebbehe bi kuhulikum, yaşlılarınıza benzemeye çalışandır. Ağırbaşlılığıyla, onuruyla, oturaklılığıyla, efendim, yaşlılara benzemeye çalışandır. Ve şerruş kuhulikum, yaşlılarınızın en şerlisi, men teşebbehe bi şebabikum, şımarıklık, efendim, ve bir takım yanlış tutku ve duygular noktasında gençlere benzemeye çalışandır. Şimdi bazen umreye gidiyorsun, bakıyorsunuz ki 70 yaşında adam saçlarından aldırmıyor. Ucundan böyle Şafii mezhebini taklit ediyor. Saçlarım, upuzun saçları vardır, aldırmıyor. Nereye benzemeye çalışıyor? Yusuf gençtir, Yusuf'a benzemeye çalışıyor. Yusuf'a gençlik yakışır ama bana yakışmaz yani. Mesela. Evet. Yani şeyh denmiş olması, evet, yaş itibariyle o yaşı mütecaviz olmasa bile efendim nedir? Tebcil ve tazım için, yani o ağırbaşlılığı yakaladığından dolayıdır. İbn-i Hacib Hazretleri'nin genç bir yaşta, 50 yaşına varmadan öldürüldüğü, bir cinayet neticesinde öldürüldüğü rivayet edilir. تَغَمَّدَهُ اللّٰهُ بِغُفْرَانِهِ تَغَمَّدَهُ Allah-u Teala onu örtsün. Bir gufranihi, mağfiretiyle onu kuşatsın. Arkadaşlar, edip insanlar gerçekten onlar hani edip olmalarının gereği hemen ibarelerine yansır. Aslında arkadaşlar, tağammedehu ne demektir? Seterahullahu bi gufranihi demektir. Yani Allah-u Teala onu mağfiretiyle örtsün. Evvela burada Cenab-ı Hakk'ın mağfireti bir elbiseye benzetilmiştir. Doğru mu? İnsan neyle örtülür? Elbisesiyle, elbiseyle beraber örtülür. Elbise insanın ayıp yerlerini örtüyor. Libasen yuvari sevatikum. Elbise insanın nesini örtüyor? Ayıp yerlerini örtüyor. Mağfiret de neyi örtüyor? İnsanın yine ameldeki ayıplarını örtmüş oluyor. Bu yönüyle birbirine benzemiş oluyorlar. Peki, tegammedehu onu örtsün bi gufranihi. Mağfiret elbisesiyle, yani elbiseye benzeyen mağfiretiyle onu ölçsün. Ayrıca arkadaşlar, teğammüd kılıcı kınına sokmak manasındadır. Yani adeta burada musannif, yani Molla Cami Hazretleri nereye de işaret ediyor? Adeta bu sahada bu kılıç gibidir yani. İbn-i Hacib Hazretleri bu sahada nedir? Kılıç gibidir yani. Öyle birisidir. Teğammedehullah, Allah-u Teala onu kınına yerleştirsin der gibi oluyor yani. Tegammedehullah, Allah Teala onu örtsün bi gufranihi. Peki bi gufranihi, kendi zat-ı paki sübhaniyesine mahsus mağfiretiyle. Arkadaşlar, biz kendi amellerimize göre Cenab-ı Hak'tan mağfiret istesek yandık. Biz ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'ın fazlu keremiyle bizi affetmesini istiyoruz. Bi gufranihi, Allah Teala'nın mağfireti deyince o her şeyi kuşatabilen, kainatı kuşatabilen bir mağfirettir. Dolayısıyla İbn-i Hacib Hazretleri'nin Cenab-ı Hak kendi zat-ı pâki sübhaniyesine münasip olan mağfiretiyle örtsün dendiği zaman onda hiçbir şey bırakmasın demektir. Günah adına, efendim, kusur adına ona hiçbir şey bırakmasın demektir. Ve eskenehu, onu yerleştirsin, buhbuhete cinanihi. Cinan var, cenan var. İmanı tarif ederken ikrarun bil lisan, tasdikun bil cenan. Cenan kalp demektir. Cinan cennetin cemisidir. Evet. Ve eskenehu, onu yerleştirsin, buhbuhate cinanihi. Şeyh Allame'yi efendim cennetlerin ortasına yerleştirsin. Bizim eskilerimiz, bizim Trabzon Of'ta eskilerimiz Rumca konuşurlar. Rumca konuşurlar. Hatta benim hafızlık yaptığım köy, bu bizim Koncaoğulları'nın köyüdür. Çaykara'nın bir köyüdür. Onlar hiç Türkçe bilmezlerdi benim gittiğim, oraya hafızlık için gittiğim zamanda. Çocuklar oynarken hep Rumca konuşurlardı. Anlamazdım ben onların konuşmalarını. Bir gün baktım, okulun bahçesinde bir çocuk öbür çocuğa kızdı. İvrizose, İvrizose diyor. Lan İvrizose, Mivrizose, çektim kelimeyi bulamadım. Emsileye sokamadım, bineye sokamadım, hiçbir yerde bulamadım. Sonra sordum birisine, dedim ya İvrizose diyor, ne demek ya, söverim sana demektir diyor. Adam kızmış bir çocuk öbürüne, İvrizose diyor. Şimdi eskilerimiz dua yaparken birisine abesso cennet nabas derlerdi.
abesso cennet nabas. Yani cennetin ortasına gidesin demektir. Cennetin ortasına gidesin demektir. İşte buhbuhate cinanihi de cennetin ortası demektir. Eskenehu onu yerleştirsin, buhbuhate cinanihi cennetlerinin ortasına yerleştirsin. Hayrul umuri evsatuha. Yani bu daha çok ne anlamda kullanılır? Ortası, en kalitelisi anlamında kullanılır. Yani cennetin âlâsına yerleştirsin anlamında bu dua makamındadır arkadaşlar. وَاَسْكَنَهُ onu yerleştirsin بُحْبُوحَةَ جِنَانِهِ بُحْبُوحَةُ الدَّرْ evin ortasıdır. وَهِيَ مِنْ كُلِّ شَيْنْ وَسَتُهُ وَخِيَارُهُ her şeyin ortası en kalitelisidir. Evet. وَاَسْكَنَهُ بُحْبُوحَةَ جِنَانِهِ نَظَمْتُهَا ف۪ي سِلْكِ التَّقْرِيرِ وَسِمْتُ التَّحْرِيرِ لِلْوَلَدِ الْعَز۪يزِ ضِيَا اِدِّنْ يُوسُفِ حفظه الله سبحانه عن موجبات التلهف والتأسف وسميتها بالفوائد الضيائية لأنه لهذا الجمع والتأليف كالعلة الغاية نفعه الله تعالى بها وسائر المبتدئين من أصحاب التحصيل وما توفيق إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل. Bu nazamtuha'da bırakıyoruz arkadaş dersi. Blok yapmış, kabul edelim dersi. Nazamtuha'dan inşallah bıraktığımız yerden cuma günü devam etmiş oluruz. Yüce Rabbim bu büyüklerin izinden yürümeyi, ilmin lezzetine varabilmeyi ve ilimde, sadece ilimde değil, amelde ve ihlasta tebahhur edebilmeyi, sadece lafızları, ibareleri anlamak, nükteleri anlamakla yetinmeyip, ahlakımızı hayatımıza taşıyarak olgun ve kamil birer mümin olabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin diyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhu için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ruhları için, Hoca Efendilerimizden ahirete intikal edenlerin ruhları için, bu eserleri bize kadar ulaştıran haşilerin, şarihlerin, muhşilerin, mualliklerin, müelliflerin ruhları için, bu kurumların müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan mütevellideki dostlarımızın, hayır sahibi kardeşlerimizin, bütün ölmüş olanların ruhları için, hayatta olanların da sağlık, sıhhat, afiyeti için, Allah rızası için El-Fatiha.